Silahı daha ne kadar taşıyacaksınız? Bunda hiç Taliban'ın payı yok mu? Hiç birisini öldürdünüz mü ve o an ne hissi? Taliban'a nasıl katıldınız? Her isteyen Taliban'a katılabilir mi? Bir Taliban askeri nasıl evleniyorlar? En çok neden korktu şimdiye kadar? Nasıl geçindiriyorsunuz ailenizi? Benim Türk olduğumu öğrenince dediniz ki sen Türksün, Afganistan'da en son korkacak insan sensin, korkma. Sen hilafetin torunusun dediniz. Niye böyle bir şey dediniz? Öncelikle röportajlı talebimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben Afganistan'a ilk geldiğimde, Kabil'e ilk girdiğimde gece çok karanlıktı, geç saatti ve ilk sizle tanıştım. Elinizde bu silah vardı ve biraz korkutucu bir tabloydu benim için. Benim Türk olduğumu öğrenince dediniz ki sen Türksün, Afganistan'da en son korkacak insan sensin, korkma. Sen hilafetin torunusun dediniz. Niye böyle bir şey dediniz? Ben o gün de ona söyledim ve onu temin ettim ki Türkiye Müslüman bir devlettir. Halkı da Müslüman halktır. Türklerin çok iyi bir tarihi var. Türkler çok iyi bir tarihe sahiptir. 600 yıl Müslümanlara hilafet hizmetinde bulunmuştur. Biz tarihi biliyoruz. Abbasiler, Emeviler ve Osmanlılar tarihini biliyoruz. Osmanlı'nın çok büyük bir tarihi var. Osmanlıların başkenti Türkiye'ydi. O gece çok korkmuştum. Ben onun Türk olduğunu öğrendiğimde oturdum, onunla konuştum. Bana dedi ki, biz Müslümanız. Medya dünyanın insanların zihniyetini o kadar bozmuş ki, Taliban kimi yakalarsa öldürür diye propaganda yapıyorlar. Ama gerçek böyle değil. Biz sadece Allah rızası için cihat ettik. Bizim halkla sorunumuz yok. Bizim gazetecilerle sorunumuz yok. Ona söyle, batılı medya yok mu? Onlar insanların zihniyetini bozmuş. Bu da geldiğinde ne olacak diye korktum. Arkadaşlarım bu Türk'tür dedi. Ben de onlara siz çekilin. Ben onunla konuşacağım dedim. Ondan sonra ben onunla oturdum, konuştum. Taliban'a nasıl katıldınız? Kaç yaşındaydınız? Ben okul okudum. Aslen Logar'dan. Logar'dayım, Logarlıyım. Logar'da büyüdüm. Sonra okula gittim. Okulun sadece bir yılı kalmıştı. Gerisini bitirmiştim. Amerikalılar ve Batılıların vahşilik ve barbarlığını gördüğümde Taliban'a katılmaya karar verdim. Daha o zaman sakallarım bile çıkmamıştı. O zaman çok gençtim. İlk önce medreseye gittim. Belki 18-19 yaşındayken ve daha sakallarım yeni yeni bitmişken cihada katıldım. Okulun sadece bir yılı kalmıştı. Taliban askeri güne kaçta başlar? Sabah erkenden kalkıyoruz. Sabah namazını cemaatle kılıyoruz. Sonra arkadaşlarımızla Kur'an tilaveti yapıyoruz. Bazıları kendi zikirlerini yapıyor. Akşam kaçta evine gider? Ailesine vakit ayırabilir mi? Evet, neden olmasın? Tabii ki ailemize de zaman ayırıyoruz. Ancak şu anda olağanüstü bir hal söz konusu. Bazen 18-19 saat çalıştığımız da oluyor. Taliban askeri nasıl evleniyorlar? Bizim kendi gelenek göreneklerimiz var. Evlilikte de bu gelenekler, görenekler uygulanıyor. Her bölgenin kendine ait adetleri var. Bazı Afganlar yurt dışına gidiyor, Türkiye'ye gidiyor, İran'a gidiyor, batılı ülkelere gidiyor. Bazı bölgelerde evlilik kolaydır, bazı bölgelerde ise zordur. Evlenirken karşı tarafın rızası gözetiliyor değil mi? Tabii bu şeriatın sınırlarını koyduğu bir konudur. Karşılıklı rızada evlilik şartlarındandır. Hep savaşmıyorsunuz sonuçta. İşinizden ayrı kalan bir taraf da var. Orada nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Taliban askeri hiç müzik dinler mi? Film izler mi? Hepimizin başarısı şeriata göre uyumlu bir şekilde hareket etmemize bağlıdır. Biz şeriata göre amel ettik. Şeriata göre her ne ki caizse biz onu uygularız. Şeriatın yasakladığını da uygulamayız, yasaklarız. İslam'da tüm sahaların sınırı konulmuştur. Müziğinin de sınırlarını koymuştur.
müşrikliğinin de sınırlarını koymuştur. Kur'an'da, hadiste sınırlar belirlenmiştir. En çok neden korktu şimdiye kadar? Bir zaman bir büyüğümüz vardı. Aksakallılardan Logar'da Dengi Vakşam isminde bir saha vardı. Ve orada her iki başında bugünkü hükümetin kontrol noktaları vardı. Ve aynı zamanda o bölgenin ortasında Amerikalıların geçiş güzergahında mayın döşeme göreviyle görevlendirilmiştik. Tabii her alanında kontrol noktaları vardı. O tarafta kontrol noktası, bu tarafta kontrol noktası, yaklaşık olarak birkaç kilometrede bir kontrol noktası vardı. Ve bu kontrol noktalarının ortalarına mayın döşeyecektik. Biz mayın tertibatını hazırlayıp döşemeye çalışırken o sırada Amerikalılar geldi. Onlarla karşı karşıya geldik. O gün kendi adıma şehit olacağım için korkmadım. Ancak arkadaşlarımın adına korktum. Tabii ben de insanım. Haliyle şiddetli çatışmalar yaşandı. Şimdiye kadar en mutlu olduğun an peki? Bizim en mutlu günümüz bugünlerdir. İslam Emirliği'nin tüm Afganistan'ı fethettiği günler. Artık memleketimiz özgürdür. Tüm ulusumuz çok mutludur. Ulusumuz mutludur çünkü artık yağma yok, artık hırsızlık yok, güvenlik sorunu yok. Her yerde güvenlik sağlanmış durumda. Gece saat 2'lerde, 3'lerde insanlar dışarıda güven içerisinde gezebiliyor. Bu da bizim için en büyük mutluluk sebebidir. Taliban askerleri maaş alıyor mu? Nasıl geçindiriyorsunuz ailenizi? Şu ana kadar maaş almadık. Cihat dönemi süresince maaş falan almıyorduk. Mücahidin maaşı yok. Ama bugün artık hükümetiz. Artık devletiz. Hükümetin imkanları elimizde. Bakanlar var, ordu var, polis var, emniyet var, kurumları var vesaire. Hiçbirisini öldürdünüz mü ve o an ne hissettiniz? Tabii ki işgalci Amerikalıları savaşta vurduk. Hele ki Amerikalılarla bazen karşı karşıya geldiğimiz zaman çok şiddetli çatışmalar oluyordu. Türk askerini hiç görmüş mü buradalarken ve görünce hiç karşı karşıya geldikleri olmuş mu veya ne düşünüyor Türk askeri hakkında? Logar Kabil yolunu Türkler yaptı. Askeri çalışanı, personeli, sivili oralarda gördük. Müslüman olduklarını bildiğimiz için çalışmalarına dokunmadık, engel olmadık. Birçok arkadaş dedi ki, bunlar da kendi menfaatleri için buradalar. Hatta NATO adı altında Batı ile beraber geldiler. Ama biz hiçbir şekilde Türklere dokunmadık. Bazı görüntüler görüyoruz. Taliban askerleri kadınları sopalarla vuruyorlar gibi. Bunda hiç Taliban'ın payı yok mu? Taliban düşman değil. Bu ülkenin evladı. Bu ülkenin halkı. Burada doğmuş, buradaki annelerin babaların evladıdır. Buranın insanıdır Taliban. Taliban hiç kimseye gereksiz ve keyfi olarak zulmetmez, vurmaz. Ancak bugünlerde bir tuzak kuruluyor. Bir oyun dönüyor. Yabancı ülkelerin istihbaratı, Amerikan istihbaratı, Hint istihbaratı vesaire bizim insanımızı kullanarak anarşi ortamı oluşturmak istiyorlar. Bu yüzden Taliban büyükleri, Taliban yönetimi protesto eylemlerini yasakladı. Zarar gören bazı gazetecilerin de durumunu araştırıyoruz. Silahı daha ne kadar taşıyacaksınız? Okulda okudum, medresede okudum. Bugün de dini ilimler alanında master ve doktora yapmak için gayret gösteriyorum. Öğretmenlik de yaptım. Çeşitli ilim dallarında da çalışmalarım var. Ayrıca bilgisayar da kullanıyorum. Bilgisayarla aram çok iyi. Kendi işimi kendim görecek kadar bilgisayar bilgim de var. Buhari, Müslüm, İbn-i Mace, Ebu Davud gibi bazı hadis kitapları üzerine çalışmalarım var. Tercüme çalışmalarım var. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Teşekkür ederiz. Benim Türk olduğumu öğrenince dediniz ki sen Türksün, Afganistan'da en son korkacak insan sensin, korkma. Sen hilafetin torunusun dediniz.